Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yapmak istediğimiz deseni kağıdımıza çiziyoruz ya da internetten desen şablonları bulup yazıcıdan çıkartıyoruz. Benim oluşturduğum desenimin ekran resmini alıp uygulayabilmeniz için görüntüsünü size veriyorum. Ben bu deseni pergel ve cetvel yardımıyla oluşturdum. Panç için en uygun kumaş olan dak keten kumaşı desenimizin üstüne yerleştirip kurşun kalemle çiziyoruz. Bu arada deseninizde çizgilerin daha net görünmesi için benim gibi kağıtta kalın keçeli uçlu kalemle üzerinden geçebilirsiniz. Kumaş önerisi için Amerikan bezi kullananları da duydum. Panç kasnağımızı bu şekilde birleştiriyoruz. Üzerindeki bu aparatları çıkarıyoruz. Birazdan onun işlevini de göreceksiniz. İpi bu şekilde çektikten sonra bahsettiğim iğne ucundaki o küçük delikten kısa tel yardımıyla ipi tekrar geçiriyoruz. Ve işte iğnemiz panç yapmaya hazır. Bu gösterdiğim 1'den 11'e kadar ölçümler pançtaki iğne vuruşunda arkada kalan ip uzunluğunu belirliyor. Ben biraz halı dokusu gibi görünsün istediğimden en uzun ip bırakanı yani 11 numarayı tercih ettim. Belirlediğimiz ölçüye düğmeyi getirip yavaşça iğneyi çekiyoruz. Bu yöntemlerin bazılarını inanın ben doğaçlama yapıyorum. Yani her şeyi bir yerden öğrenmedim. Evet öncesinde birkaç panç yapımı videosu izledim ama o videolardaki eksiklikleri de düşünüp sizin için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dikkat etmeniz gereken bir husus da iğneyle ilerlerken ipiniz geriden gelecek. Bilmem anlatabildim mi? Bunun için biraz yavaş çekim yaptım burayı.
İşte belki burada bu durumu daha iyi anlayacaksınız. Dönüşleri batış halindeyken yaparsanız ip kaçırma olasılığınız da olmaz. Yerlerindeki düzensizlikleri dikkatlice iğne yardımıyla düzeltebilirsiniz. Ben biraz cesurluk yapıp ilk punch tecrübemde böyle çılgın bir desen oluşturdum. Bu kısım biraz benim uydurmam. Ben sürekli ip değiştirmektense son iğneyi batırdığım yeri arkadan bası uygulayarak iğneyi çektim ve böylelikle ipi koparmadan diğer çizgiye geçtim. Biliyorum çılgınca, siz burayı düz doldurabilirsiniz deseni oluşturmadan. Bu arada kenarlardan iğneleyip itinayla dikiyoruz. Beyazlıkların görünmeyeceği şekilde punch uygulanan yerle çantayı birleştiriyoruz.